Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Malumunuz kış mevsimi, artık hastalıklar çoğalmaya başladı. İşte o hastalıklardan nasibini alanlardan biri de benim. Öncelikle sizlerden ve sizden çok özür Geçmiş diliyorum. olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü konuğumuz Bitlis'ten Barış Tarım'dan Sayın Orhan Emen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Orhan Emen kimdir? Kendi dilinden tanışmak isteriz. Buyurun. Ben 1970 Bitlis Adilcabaz doğumluyum. Barış Tarım'da da şu an devam ediyorum. Çalışıyoruz. Evet. Evet, kaç çocuk var? Çocuklarınız yardımcı oluyor mu size? Mutlaka. 8 tane çocuğum var. 3'ü kız, Maşallah. 5 tane erkek. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. 3'ü yanımda çalışıyorlar. İkisi de okula devam ediyorlar. Evet. Allah bağışlasın Afiyet olsun. evlatlarınızı. Sağ Evet, olun. şimdi biraz da Barış Tarım'dan bahsedelim diyorum. Bu işi severek mi yapıyorsunuz? Mutlaka. Şimdi bir işe el attığınızda severek olmasa hiç tadı tuzu kalmaz. Evet. Onun için severek yapıyoruz. Memnunuz işimizden. Devam ediyoruz. Peki, herhangi bir eğitim alarak mı başladınız bu işe? Bu Hayır. sektöre öyle mi girdiniz? Hayır. Hiçbir yerde staj almadan, eğitim almadan, biraz önce dediğiniz gibi severek yapıyorsunuz dediniz de. Kendiliğimden başladım. Tüm mesleklerime kendiliğimden başladım. Çok şükür başarılı bir insanım. Devam ediyoruz. Evet. Çalışıyoruz. Peki, ne tür ürünler üzerine çalışmalarınız var? Ne tür ürünler bulunmakta Barış Tarım'da? Barış Tarım'ı iyice tanımak istiyoruz. Neler var ürünleriniz? Barış Tarım'da genelde tarım malzemelerinin ekipman alım satımını yapıyoruz. Bunun yanında yedek parçalarını hem bayisiz hem de servisiz. Müşterimiz geldiği anda hemen ulanıyoruz. Hem iş yerimizde hem de tarlada ayrıyeten yanındayız. Evet, yani diyorsunuz ki tarıma dair her ne Evet, varsa evet. hepsi Barış Tarım'da var. Evet. Ama biz bunları verdikten sonra Evet. müşterilerimize işimiz bitmiyor. Bitmiyor, Tarlada da bitmiyor. varız biz, Evet. toprağın olduğu her yerde varız diyorsunuz, öyle Devam, mi? evet. Her zaman her yerde müşterimizin yanındayız. Harika. Peki, o zaman biraz da müşteri diyaloglarınızdan bahsedelim mi? Çok şükür müşterilerim hepsi de beni seviyorlar. Zaten ben de bu işi severek yaptığım için müşterilerim de hepsi beni seviyorlar. Ben de hepsini seviyorum. Ne kadar güzel. Peki, sadece Bitlis'e mi hizmet vermektesiniz bulunduğunuz yerde? Yoksa yakın ilçelerden, yakın illerden de sizden ürün almak için gelenler oluyor mu? Tabii ki. Şimdi ben Bitlis, Van, Ağrı'nın üçgenindeyim. Hatta Malazgirt bir kısmı dahil. Burada bunların hepsine de malzemelerim gidiyor. Çalışmalarım oluyor. Diyalogum oluyor. Evet, Evet. oldukça geniş bir bölgeye hakimsiniz öyleyse. Evet. Bütün buradaki tarıma dair ne varsa Evet. ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Evet. Peki, işinizin en yoğun olduğu mevsim hangisi? Yani mevsimler işinizi etkiliyor mu? Şimdi mevsimler şöyle, genelde yaz aylarında çok yoğunluk oluyor, aşırı derecede. Ama kışında sakin oluyor. Tabii çünkü kışın herhalde biraz daha işte ekimdir, dikimdir. Evet. Bunlar az olduğu için biraz daha sakin oluyor Şimdi diyorsunuz. bölgemiz genelde çalışmalar, yani tarım üzeri çalışmalar yaz aylarında yoğunluk kazanıyor. Ama kışın belki görmüşsünüz bilmiyorum da bazı yerlerde 6-7 metre kar oluyor. Olur. Bu nedenle herkes içeride kalıyor artık. Tabii doğru. Peki, şunu hep merak etmişimdir. Çünkü gerçekten artık Ağrı, Bitlis, Van olsun tarım konusunda ciddi anlamda gelişmeler yaşamaya başladı. Evet. Birçok ürünle ön plana çıkmaya başladılar. Tarımı yeniden canlandırmaya başladılar. Evet. Doğudaki birçok ilimiz. Seracılık gelişiyor mu peki? Seracılık az.
Az. Azlar. Aslında evet. Seracılığa da biraz önem verilse, yatırım yapılsa değil mi? Doğrudur. Şimdi seracılık yapılıyor ama az miktarda yapılıyor. Hani yaygın değil. Evet, yaygın değil. Evet, evet. Bunu da mevsim şartları mutlaka el vermediği için. Evet. Bu nedenle seracılık biraz geride kalıyor. Geride kalıyor, doğru. Peki, biraz da ekipten bahsedelim mi? Nasıl bir kadroya sahipsiniz? Kaç kişilik bir ekiple bütün müşterilerinize sahip çıkıyorsunuz, koşturuyorsunuz? Merak ediyoruz. Şimdi 4 kişilik bir kadroyla devam ediyoruz. Ben ve 3 tane de çocuklarım. Yetiştirebiliyoruz. Gayret gösteriyoruz. Evet. Evet. Hiçbir zaman müşterilerimizi mağdur bırakmıyoruz. Evet. İşte bu çok önemli zaten. Peki neden Barış Tarım? Neden Barış Tarım firmasının ismini Barış olarak koydunuz? Nereden alıyor ismi? Barış şimdi tüm insanlarla, hani kimi tanıdıysam onlarla hep barışığım. Bir, ikincisi de benim çocuğumun ismi Barış olduğu için Barış Tarım koydum. İyi de yapmışsınız. Ne kadar güzel. Dünya barışı için evet. Barış diyorsunuz. Evet, gerçekten de çok güzel. Peki, müşterilerinizin sizi daha kolay bulabilmesi için ya da size daha kolay ulaşabilmeleri için neler yapmaları gerekiyor? Müşterilerim, burada tüm müşterilerime seslenmek istiyorum. Beni bilmeyen veya birisi mahsur bölgede mahsur kaldığında sosyal medya üzerinde Barış Tarım Otolastik girsinler, beni bulabilirler. Veyahut telefonla 555-838-17-95 nolu telefonla bana ulaşabilirler. Evet, ki zaten alt bantta şu an artık evet. Numaralarımızda bulunmakta. Tabii sadece bulunmuş olduğunuz bölgede değil, o tarafa yolculuk yapanlar, seyahat edenler, orada işi olanlar da 7/24 lastik konusunda ya da işte bir takım lastik değiştirme ya da gidip onlara yardımcı olma konusunda mutlaka. Sizden destek alabilirler değil mi? Tabii ki şimdi... şu mevsimde mesela genelde kışın lastik oluyor, antifriz oluyor, akü oluyor. En yoğun malzeme gittiği şeyler şu an bunlardır. Akü, antifriz, lastik çeşitlerimiz. Tabii hava soğuyunca. Hava soğuk olduğu için insanlar aküyü de bitirebiliyorlar. Tabii. Ondan sonra yağ veya antifrizleri eksilebilir. Evet. Biz hemen imdadlarına yetişebiliyoruz. Yetişiyorsunuz işte böyle. Gerçekten de oldukça hoşgörülü ve bütün her şeyini müşterilerine adamış bir firma var karşımızda. Peki Barış Tarım'ın haricinde başka bir işiniz var mı? Ya da bir ek iş yapıyor musunuz? Ya da yapmayı düşünüyor musunuz? Barış Tarım'ın dışında var. Bir tanesi Van Gölü Aktivistleri Adil Cavaz temsilcisiyim. Bunun da Van Gölü'nün dünyada türü benzeri bulunmayan tek bir balık çeşidi var. İnci kefali. Bunu korumaya çalışıyoruz. Ve burada da dile getirmek istiyorum. Yetkililerden rica ediyorum. Bunu koruma altına alsınlar. Yani bununla ilgili bir yasa konmuş kalsınlar. Evet. Bunun dışında ne yapılabilir acaba? Herhangi bir yazışma ya da herhangi bir bu konuya dair neler yapılabilir? Şimdi bununla ilgili affedersin pis atık sular girmesin Van Gölü'müze. Evet. Ayrıyeten Van Gölü balığının öreme zamanında zamansız avlanmaları oluyor. Kaçak çok oluyor. Önemli, o evet. Çok önemli. O çok bunun önemli. Önüne geçirmesi lazım. Evet, o zaman bunların gerçekten düzenlenmesi gerekiyor. Evet. Üreme zamanları ne zaman? Mayıs aylarında. Mayıs aylarında. Evet, insan Mayıs aylarında. Evet, o dönemde öyleyse kaçak avlanmaya asla ve asla evet. Müsaade edilmemeli değil evet. Mi? Evet. Bunun haricinden de ben Kanal Bitlis'te
yerel muhabirim, Adıyaman temsilcisiyim. Evet, yerel muhabirlik de yapmaktasınız. Muhabirlik de çok keyifli bir iştir, değil mi? Doğrudur. Keyifli yanı da var, zorlu yanı da var. Bilirim, bilmez miyim? Ben de 12 sene kadar muhabirlik yaptım. Hem de ülkemin en güzel bölgesinde, doğuda. Allah razı olsun. Yıllarca ben de yaptım. Keyiflidir. Çok, Zor tarafları da vardır çok, ama ikisi de çok da var. keyiflidir. Zor tarafları neler? Hadi bakalım neler uyuşacak? Hangi Şimdi zor zorlukları tarafları nasıl yaşıyoruz? diyeyim? Örneğin mesela bir trafik kazası oluyor. Evet, maalesef. Trafik kazasına gittiğinizde zaten insanların acıları var. Bu arada isim, hani orada sürücünün isim, soy isim, plakası bilmem bilgileri lazım. Tabii. Bunu kimde alacaksın? Veya insanlar zaten can derdinde kimse ilgilenecek ve bazıları tepki gösteriyor. İşte orada da empati kurmak gerekiyor, değil mi? Evet. Hem karşı taraf empati Evet. kurmalı muhabire karşı, hem de Mutlaka. muhabir de canı Mutlaka. yanana karşı Evet. empati kurmalı. Evet. O zaman bir şeyler belki daha yolunda gidecektir. Bu en kolay zorluk değil mi? Evet. Daha ne zorluklar vardır? Tabii doğrudur. Evet, gerçekten de muhteşem bir işe sahipsiniz. Bütün bunları da severek Mutlaka. yapıyorsunuz. Başarıyla yapıyorsunuz. Peki daha neler yapmak istiyorsunuz? Bizim bildiğimiz bir şey daha var. Siz mucitsiniz. Evet. Hadi anlatın biraz. Benim vücutluğum şöyle. Bir ara öyle kafamda geçti dedim bir kalifer kazan sistemini yapayım. Yani piyasada olmayan bir şey yapayım bari dedim. Demir su borularında kalifer kazan sistemini yaptım. Van'ın Erciş ilçesine bir arkadaşımın evine götürdüm, kurdum. Hatta %70'e varan yakıt tasarrufu oluyor. O yaptığım tek kazan 4 daireyi de rahatlıkla ısıtabiliyor. 4 daireyi birden Evet, bunun ısıtabiliyor. eşi benzeri de Türkiye'de yoktur. Yakıt olarak kullanılan, Yakıt olarak kullanılan her şey, yani yanabilen her şey bunu ısıtabiliyor. yani ille de likit Hayır, yakıt hayır, olmaya hayır, hayır. gerek yok. Ağaç yaprağı da olabilir. Ahşap da Evet. olabilir. Hadi biraz anlatın, nasıl yaptınız? 4 daireyi birden, patentini aldınız değil mi? Almadım. O Bunun zaman anlatmayın. O zaman anlatmayın. patentini Patenti almadan almadım. anlatmayın. Evet. Şimdi almadığım şeyde maddi sıkıntılar oluyor. Çok doğal. Bunu da yaptığımda hep bilek zoruyla. Tabii. Hep bilek zoruyla bunu yaptım. Çünkü bu malzemeleri kesecek, yapıştıracak ekipmanım yoktu. Bunu hep böyle getirdim, sıfırla kestim. Ondan sonra kaynakla yapıştırdım. Kalifer kazan mesela su girebilecek yer mutlaka öyle kapalı olacak ki iğne ucu kadar delik kalmayacak. Çok uğraş verdim bununla. Bu Gerçekten de makine uğraş. almaya da para lazım. Rabbim mutlak surette gönlünüze göre verecektir. Teşekkür ederim. Bunun bir şekilde karşılığı olacaktır. Belki bakarsınız bu konuda talepler de gelir. Belki de seri imalata bile geçersiniz. Belli Doğrudur. mi olur? Doğrudur. Değil mi? Evet. Evet, son olarak eklemek istediğiniz neler var? İzleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz neler var? Çünkü gerçekten yine ülkemizin en güzel illerinden birinden geliyorsunuz. Mutlak surette hem zor hem de keyifli koşullarda işinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Ekmek paranızı kazanmaya devam ediyorsunuz. Ve belki ülkedeki izleyicilerden de bir isteğiniz vardır. Şimdi ilk önce şununla başlamak istiyorum. Beni müşterimle böyle yüz yüze çıkardığınız için önce sizden teşekkür etmek istiyorum. Siz ve ekibinize. Baş tacısınız, hoş Ondan geldiniz. sonra ben tüm müşterilerime ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü ben hepsini seviyorum. Diyebileceğim bu kadar. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Geldiniz buralara kadar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Business Channel Türk ailesine hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, aslında tam bir işkoliği ağırladık programımız çerçevesinde. Hem mucit hem
toprağa dair her ne varsa elinden gelen her şeyi yapmak için birçok ürünü bir arada bulundurup hizmete dönüştürüyor. Bununla birlikte eğer yolda kalmak gibi bir problem yaşarsanız işte o noktada da yine yanınızda oluyor Sayın Orhan Emen, Barış Tarım'dan, Bitlis'ten. Hoşçakalın.